Ay, soru çok enteresan. Vallahi soruyu böyle sormuş seyircimiz. Yay kadını olarak parayı çok seviyorum demiş. Yaylar parayı sever mi? Sever. Harcamak için sever. <laughs> Hem de çok harcar. Sever. 10 kişilik bir yere gidin yay öder parayı. Farkı tuvalete kalkar gibi kalkar. Hesabı öder gelir. Ondan sonra kızlar. Ya da ben çok yaparım onu. Çok sevdiğim işte bin küsür liralık bir parfüm almışımdır. Çok da sevdiğim bir parfüm. Birisinin böyle maddi durumu iyi değilse, parfümün çok güzel değilse çıkarır veririm. Yani o kadar da cömerttir. Cömerttir yani Mesela parayı seven yay kadını Ay olarak. şimdi herkes benden parfüm istiyor. <laughs> evet. İşte da parfüm Ben istiyormuş. bundan sonra anladım. <laughs> <laughs> Filiz'in parfümü çok güzel kokuyor diye. Bir yay kadını olarak parayı çok seven ve şu anda bizi ekranda izleyen sevgili seyircimiz Esra Hanım sana da çok selam göndermiş. Ay çok. Beni paraya boğacak bir erkek istiyorum. Yay mı demiş? Evet. Tabii der. Tabii ki para ister yay. Harcayacak. Öyle yastık, yorgan saklamayacak. <laughs> yay çok seviyor. Gördüğü şeyi almak istiyor. Eğer yanında parası yoksa huzursuz suratı asılır. Niye bunu alamadım diye. Yani Yay e, abartıyor her şeyi. Jüpiter abartma gezegeni olduğu için harcarken zevklerinde. Ben mesela bir tane elbise alacaksam Aynısından üç tane alırım. Aa. Evet. Neden? Yay. Öyle işte yay abartıyor. Ay Siyo da güzel, beyazı da güzel. Ay mavisi de fena değil ya onu da alayım boşver falan. ne derim. Ee, <laughs> Esra'nın sorusu üzerine soruyorum. Gerçekten bu kadar bu bonkör olup eli açık onu paraya boğacak olan burç. Yayı mı? Evet. Ha yayı koçlar. Koçları cimri derler ama koçlar da yay gibi savururlar. Boğalar cömerttir. Bualardır. Ama en an, cömert aslan galiba değil mi? Aa, tabii ki aslanı unuttuk kız. İyi ki <laughs> Unuttuk. Aslan ya yu yu en mutlu. yandan astroloji uzmanı. <laughs> yandan yandan geliyor. <laughs> Çok nazlı. Yan ürün. Yan ürün. <laughs> Yan ürün. Ay vallahi seninle çok gülüyorum, seni çok seviyorum. Ben de seni. Ya çok uzun yıllar tanıyorum biliyorsun, senin çok güzel arkadaşın. Yani bilmiyorum, Nur'un üstüne ben sonucu falan tanımıyorum. Ay benim yani, canım yani, ya, tanımıyorum. çok teşekkür ederim. Tanımıyorum Sağ ya, ol, tanımıyorum. Bir tane. tanımıyorum. Çok teşekkürler. Ya yani, herkes sonucu ama üstüne yok. <laughs> ya, Allah Tanıyorum vallahi. böyle, çok teşekkürler. <laughs> canım Sağ ol ya. canım. Ciddi, iltifat falan değil. Ben bunu her yerde söylüyorum. Aslan'ı hatırlattım diye öyle diyorsunuz. Gerçekten aslan erkekleri cömert değil mi? Çok midir? cömertler, çok cömertler. Bir yay kadınının başına gelecek en güzel büyük ikrami aslandır. aslan. Aslan, <laughs> evet. aslan erkeklerini alkışlıyoruz. Evet. Ama tabii bu kadar ama e, cömert olmak için para olması lazım. Ama Hı. şunu da söyleyebiliriz, aslan erkeği o minicik parasıyla bile o, o cömertliğini gösterir. Seni alır, Ali harikalar diyarına atar. Yaşasın aslan evet, erkek. Yaşasın. Bugün programımızda aslan <laughs> erkeklerini baş tacı yapıyoruz. Evet. Herkes Çünkü, bir aslan bulsun. Baktım program başından beri aslan erkekleri oradan buradan bir şekilde birçok evet. burçta anlaşıyor. Hiç anlaşamadıkları burç hangisi? Aslanın mı? Cimrileri sev sevmez aslanlar. Aslanı en çok zorlayan oğlaktır. Oğlak cimrilidir oğlak, e canım biraz. Hay <laughs> şey diyorum adil yok söyleyelim dedikodusunu yapalım oğlak ya. Cimri mi? <laughs> Aa, da yok. Bir şey söyleyeceğim bak bu programı önümüzdeki hafta alırım. Acı VTR mi? yaparım. Şu anda Adil'in seni duymadığını düşünüyorsun. Adil yok Adil'i yedirtmeyeceğim burada. Adil cimrisin hayatım. olaksın. <laughs> Ama Adil ben seviyorum. Kızım olsa diyorum Adil'e veririm. Yükseleni terazi Adil. Im. Şimdi kayınvalidesi Aslan Burcu'nda olan Melike Hanım diyor ki ben yengeç Burcu'ndayım ve kayınvalideme gıcık oluyorum demiş. Allah Allah. Vallahi billahi. Kız yengeç. Hiç... <laughs> ya anlaşma <laughs> ihtimalimiz var mı diyor. Şimdi şöyle. Ne gıcık oluyordur sence? Nesi var aslan kayınvalidenin? Şimdi Dur bir yutkunayım. bir yutkunayım kendimi yiyeyim. O da kayınvalide ya. Kayınvalidelere <laughs> laf söyleyince bozuluyor. İstemiyorum. <laughs> benim küçük oğlumun çok tatlı bir Taylandlı gelini var. Dünya tatlısı yani. Çok... Taylandlı mı gelinin? Taylandlı. Türkiye'ye yerleşiyorlar. Yakında geliyorlar. Nasıl böyle şey an Ya çok güzel. Ay benim onunla yalnız yay özelliği. Bak bunu anlatmam lazım. Dur reklamdan sonra anlatalım. Reklam anlatmam lazım ama kesin. Bunu anlatayım. Hadi Belli reklam. Belli bir şeyler yaşanmış. Evet. Ama dur şey söyleyelim. Evet. Aslan Burcu kayınvalideleri nasıl olur? Yay Burcu kayınvalidesini anlatacağım asıl. Ne haltlar etmiş. Onu anlatayım. O zaman şöyle yapalım. Bütün kayınvalideler bir toplaşsın bakalım. Evet. <laughs> çok tatlısın. Bütün kayınvalideler orada. Bakayım göremiyorum. Bakayım canlarım. Bak herkes orada. Orada. Bütün kayınvalideler orada. Biliyorsunuz biz kayınvalideleri çok seviyoruz. Çok. Sevgili kayınvalideler. Koç'tan balığa kadar. Evet hepsini anlatacağız. Hepsini. Bir de Taylandlı gelini olan sevgili Esas Deniz geliniyle çok... nasıl geçiliyor geçiniyor onu anlatacak. Az sonra geliyoruz. <laughs> Bunu Ay, soruya bak. Allah'ım imtihan gibi soru. Evet. Gelsin bak. Gelsin bakalım. Sorumuz gelsin. gelsin. Ediyorum, soru bu bak. Sorumuz gelsin. <laughs> Kocam kova burcu ve hiç romantik değil. Ben ikizler kadını olarak kocamı nasıl romantik yapabilirim? <laughs> ben merak ediyorum ikizler neresi romantik? <laughs> Acaba ikizler kendini ikizler mi zannediyor? <laughs> ama şey dedik ya hani mesela ikizler ama yükseleni şu 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 burçtansa romantik olabilir. Şimdi bak ikizlerin muhakkak ki e, Venüsleri çünkü iki tane burç yan yana ise Merkür ve Venüs, astrolojik bilgi vereyim. Kendi burcundan 30 ve 60 derecelik e, güneşinden uzaklaşamaz. Her burcun Merkür'ü Venüs'ü ya kendindedir ya dibindedir ya dibinin dibindedir. O zaman <laughs> yani 60'ar derecelik. Daha kolay anlatsan bize bunu. Bu Şimdi... Dibinin dibini anlamıyorum. <laughs> Şimdi ikizlerin. Bir altı boğadır, onun bir altı koçtur. İkizlerin bir üstü yengeçtir, bir üstü aslandır. Dört tane burç üzerinde duracak ikizler. Eğer ikizler çok çok romantikse kesinlikle Venüsü yengeçtedir. O iflah etmez bir yengeçtir, ikizlerdir. Çünkü neden? Her şeyi duygusal olarak bağlar. Bir de o Merkür olduğu için sürekli her konuda duygusal kelime arar çok zordur ikizler romantik ikizler. Kova da zekadır ya devamlı karısı konuşur o böyle mail okur. Ona bir dakika aşkım der bakar. Bir saniye nerede kalmıştık da? abi bir saniye işte Rıdvan Bey aradı. Bir saniye alo. Kadının bütün romantizmi yok. Çapkın mıdır ki kova erkeği? değildir aslında. Zeki kadına denk gelirse ömür boyu bak dünyayı dolaşır. Belki çok aşklar yaşar. Ama bir gün kafası öyle bir zeki kadına dank diye vurur ki orada kafa acısıyla kalır. Bir daha da o acısı gitmez. <laughs> o yüzden kova erkeklerine Allah akıllı kadın nasip etmesin. Yoksa ömür boyu hırslanırlar. Acı çekerler. Gizli Hı. acıları vardır. Peki. Ee, o zaman şöyle mesela bir e, kova burcu eşe sahip olan bir ikizler kadını yükseleni yengeçse de hele hı, hı. ve çok romantikse onu nasıl dize getirebilir yani bir adamı e, romantik bir hale dönüştürebilir misin? Ya, en e romantik olmayan burç hangisi? Ya mal belli, doku belli. Nasıl değiştirebilirsin <laughs> ki? Ortada yani. Alıp da içine bir enjeksiyonla romantizm mi pompalayacaksın? Yok öyle bir şey. Olduğu gibi kabul Şimdi edeceksin. Şimdi hali burada olsaydı anlatırdı mesela kocanızı romantik yapmanın yolları. He. Oldu. Olmaz mı? <laughs> Yok. Olmaz. Zaten Adil'le ondan aha, çarpışıyoruz. Bak Adil olsaydı bu da bir kavga çıkardı. Yok Adil bırak unut <laughs> Adil'i bugün. Bak şimdi o tabii ki papatyalarına söylüyor. Bizim Türk kadınımız A'dan Z'ye Anadolu kadınımız da var. Bir sürü kadın tipimiz var ve her kadının kendine özgü bir romantik tarafı var. Mesela bazı kadın atıyorum gece konduda yaşıyor kadın şey kadın kova kadını ya da kova erkeğiyle evli. Sobanın çıtırdaması, kedinin mırıldaması, üzerine koyduğu çaydanlık tıkır tıkır etmesi kova kadının romantizmidir o anda. Yani ama şeydir daha böyle üst düzeyde bir daha kültürü farklı. O işte bilmem ne otelinin bilmem ne lobisinde çatıdan İstanbul'u ya da İzmir'i Ankara'yı seyrederken ki romantizm başkadır. Yani Kişiye diyorsun göre ki değişiyor. yaşadığın coğrafya bile senin evet. romantizmini etkiliyor. Kesinlikle o yüzden romantizm ayrı bir olgudur. İki kişi arasında. Mesela gelişiyor. sosyal medyada duydum ha. bir beyefendi karısına iltifat ediyor Diyor ki bir şey yapmış bir hata yapmış e, karısından af diyor e, lütfen beni affet diyor bayırımın gülü <laughs> gerçekten bak <laughs> yani kadıncağız da o bak bak bana bayır gülü diyor yani o anda o bayır o bayır gülü önemli evet çok doğru söylüyorsun yaşadığın coğrafya bile evet. senin romantizmini etkiliyor evet yani bazı kadın vardır. Ağılları vardır, çiftlikleri vardır. En güzel inekten sütünü sağar. Bu der benim kocam. Benim kocam çalışıyor, şey yapıyor. Bu süt çocuklarına bile hatta der ki ellemeyin o süt bilmem sarı kızın sütü babanın. Yani kocasına değer verir. Her ülkenin, her şehrin, her, her kesimin coğrafya. coğrafyanın farklı Doğru. insanları vardır. Ama herkes romantik. Ama de. hala şu soruma cevap veriyor. Evet. Vermeyeceğim. Ama Bazıları çok aşırı romantik. Evet. Bazıları da ne yaparsan yap romantizmi yakalayamıyorsun. Ya yani yok mudur mesela en romantik olmayan burcu söyle. Başak. Başak. başak mesela bir başak özellikle. erkeğini romantik bir ortama Hı. nasıl çekebilirsin? Ne yapman gerekir? Güzel bir sofra mı? Şimdi başak erkeği <laughs> Şurada deste deste para mı? <laughs> <laughs> ah tabii. Lüks yere götüreceksin. Başak parayı sever. E, parayı sever. E, bir de güzelliği o o anlık o anki ambiyansın etkisine kalmışsa bir anda romantik aslında çok gizli romantizmi vardır Başak'ın. Belim etmez. kendini romantizmi e, kabullenemez. Şöyledir Başak e, romantik olmak bir kadının karşısında seni seviyorum demek kendimi küçültmektir. Kadınlara asla seni seviyorum kullanmayacaksın. Hep de şımarıyorlar. Böyle bir başan e, ters bir matematiği vardır. Çok enteresan. Çok. Kadını yani sevgisini belli etmiyor. Etmez, etmez. Bir Başak'tan nasıl bir kayınvalide olur? Ah 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 ah, ah. Ne oldu? <laughs> Çok ilginç. Şimdi Başak kadını temizdir, titizdir şey yapar. Şimdi mesela Başak kayınvalide geldi, de oturuyor. Şöyle bir bakar. Orası da oraya uyumamış der. Ama neyse gelin der, onun zevkidir der. Şuraya bak. Sonra ara sıra şöyle gider bakar tarzı bir <laughs> sonra ama der orayı şey yapmadım. Tamam o onun zevki. Şunu da mı alamamış bu? Halı kaldırır bakar mı? O eski kayınvalideler yapardı. Şimdikiler yapmıyor. Şimdiki başak kadınları da çok tatlı yani kayınvalide olarak ama netice olarak akıllı geline hayrandır. Hani çok söyler başak ve kayınvalideleri. Ya benim gelinim bu işi yapar. Benim gelinim oğlundan çok gelinini anlatır. Yani gelin akıllıysa Başak kayınvalideyi kafaya almış o ilişki ömür boyu Tam söyler. tersi mesela Başak gelinler nasıldır? Ay onlar şöyle kayınvalidem gelecek çok iyi ağırlayayım. Kayınvalidem gelecek şunu yapayım. Ama şöyle der kocasına. Annene söyle önceden haber versin. Evi çok temizlemem lazım. Onu iyi hazır ağırlamam lazım. Ama e, Başak Kadın'da çok böyle evinde aşırı kalan kayınvalideden de hoşlanmaz. Kendi düzeni vardır. Bak bir şey söyleyeceğim o zaman. Bir Başak evet. Kadın'la sahipsen şunu evet. yapmayacaksın mesela. Eve gidiyorsun biraz sonra annemler gelecek. Heh, demeyeceksin. biraz sonra misafir gelecek demeyeceksin. Demeyeceksin. Annesine diyeceksin, annesi arayacak. Ben diyecek işte oğlum yarın gelmek istiyorum. Anne bizim idare edecek erkek. Yarın çok önemli bir toplantımız var arkadaşım. Sen yarından sonra gelsen o gece eşini hazırlayacak. Çünkü şimdi yeni gençlikte biraz kafasına göre yaşamak yani istiyor. Yani bir gün önceden haber verirsen sorun yok. Aynı gün içerisinde söylersen. Çat kapı yok. <laughs> Başağın gardı düşebilir. Suratı da düşer. Neşesi ama kaçabilir. Ama belli etmez. Çok da mükemmel idare eder. Akıllıdır başak kadınları.